Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye çember ve daire serisinde son videodayız. Bu videoda neler olacak? Son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş dairede alan sorularının benzerlerini çözeceğiz arkadaşlar. Hem ÖSYM'nin tarzı hem de biraz benim tarzım var. Sorular çok güzel. Öncelikle ne yapacaksınız? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 5 numaralı pdf'i çıkartıp çözeceksiniz. Sonrasında çözümlerini merak ediyorsanız 5.1 numaralı pdf'i İndirmenize gerek yok sadece bakın çözümlerini oradan e, çözümlerinde anlamadığınız soruları bazen karışık yazabiliyoruz çünkü çözümlerinde anlamadığınız soruları da e, videosuna gelip şu videoya gelip o soruları o dakikasında izleyip anlamadığınız bir şey kalmayacak inşallah evet gerçekten çok güzel sorular var arkadaşlar mutlaka mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum ama önceliğiniz pdf'te kendiniz çözün çözümlerine bakın en son çare bu video olsun arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hocam sizin tarzınızda dinlemek hoşuma gidiyor diyenler de videoyu da izleyebilir. Önemli değil. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, ilk, video, i̇lk yayınladığım e, pdf'te bu bütün pdf'i yayınladım ya orada hatalar var maalesef. Burada videoyu çözerken fark ettiğim video içerisinde fark ettiğim hataları e, düzelttim. bazıların sayıları falan değişti haberiniz olsun. İlk pdf ile ikinci pdf arasında niye değişiklik var hocam? Bundan dolayı arkadaşlar. Evet daha alan soruların çözümlerini isterseniz başlayalım. Evet LGS 2012 benzer sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir soruymuş bu? Şöyle bir katlama sorusu. Katlama değil de ben katlama haline getirdim daha doğrusu. Yarı çap 12 cm olan çeyrek daire biçimindeki çekirdek karton bu şekilde katlanmış. Son durumda oluşan şeklin görünen yüzeyin alanı. Yani şu alan isteniliyor arkadaşlar benden. Katlama sorularını gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hop eski haline geri getiriyorduk. Getirdik. Hocam bunun yarı çapı 12. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bu yaylar eşit de yayların eşitliğini kullanmayacağız galiba. Hatta aynı doğru üstünde gittiği için katlama da üst üste binen açılar eşit olduğundan burada açılar da 90 derece oldu. Peki tamamı 12 idi. Bunlar 6 6 oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar saçma sapan bir alan var burada. Dairede alanda biz neyi biliyoruz? Ya dairenin alanı biliyoruz ya da daire diliminin alanını biliyoruz. E o zaman burada daire dilimi oluşturacağız. Daire dilimi oluşturalım bakalım arkadaşlar. Hop merkezden en güzel eksisimiz yarışa. Bak oluşturunca bir daire dilimi bir de üçgenin alanı çıktı. İşte bizden bunu isteniyor. Peki daire diliminin alanını bulurken ne lazım bize? Bir yarıçap lazım. iki açı lazım. Açı lazım dediğinizde de zaten 3 seçeneğiniz var. Ya 45-45-90 ya 30-60-90 ki genelde 30-60-90 olur. Ya da 30-30-120 üçgen çıkar. E açı aklınızda ya büyük ihtimal özel açı var hocam. Aklınızın bir köşesine geldi. Ha, özel açı var. Bak bu arada bak yarı çap çizince en çok yapılan tayı ben de yapmışım. Şu yarı çapın uzunluğunu yazın mutlaka. Bakın bakayım dik üçgen özel üçgen var mı? Çünkü beyniniz oraya yo yoğunlaştı. Aa olmaz mı? 90'ın karşısı 12 iken hangi açının karşısı alttır? 30'un. E burası da 60 yaptı. Çok güzel. Buraya da 30 kaldı. Yani 30'luk dilim artı üçgenin alanı bize alanı verecektir arkadaşlar. Yani pi r kare. 30 bölü 360 artı üçgenin alanı nedir? 30'u karşı 6 yıkan 60'ı karşı 6 kök 3. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 yapacaktır. Şunlar şunlar sadeleşince 12 kaldı. O zaman 12'lerden birer tanesi de sadeleşti. 12 pi artı 18 kök 3 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Evet ilk sorumuzun cevabı bu çıktı. Geldik ikinci soruya. LS 2012 benzer sorusu. O merkezli çember üzerindeki bir C noktası A'dan B'ye doğru hareket ettirilerek ABC üçgenleri oluşturuluyor. Evet. C noktasını hareket ettireceğim. Mesela C noktasını buraya hareket ettirdiğimde şöyle bir üçgen oluşuyor. Şu tarafa doğru hareket ettirdiğimde şöyle bir üçgen oluşuyor. Bir sürü üçgen oluşuyor. Bana diyor ki boyalı bölgenin alanı en az 18 pi eksi 36 birim kare olduğuna göre çemberin yarı çapı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar boyalı bölgenin alanının en azını bulmam için üçgenin alanını en çok bulmam lazım. Peki bakın bir üçgenin alanı en çok nedir? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir? Evet A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 olduğundan dolayı alfa en çok ne olur? Sinüs 90'da 1 olduğu için 90 dereceyken yani burada kaç 90 dereceyken en büyük değeri elde ederiz. Peki A çarpı B'nin en büyük değerini bulmak için ne yapmamız lazım? A ile B'nin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Çarpımların en büyük değeri birbirine yakınken olur. Dolayısıyla bu üçgenin alanının en fazla olması için ikiz kenar dik üçgen olması lazım. E bunun alanının en fazla değeri demek. Buradaki taralı alanın en az değeri demek. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şuraya R, R diyecek olursak yarıçap isteniyor zaten bizden. Arkadaşlar burası 45, 45, 90 üçgeni ya. Şimdi 2R ise burası. 90'ın karşısı 2R ise burası ne olacak? 2 bölü kökten kök 2R yapacak. Burası kök 2R, burası da kök 2R oldu. Şimdi boyalı bölgenin alanı yarım dairenin alanından yani pi R kare bölü 2'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? Üçgenin alanını kök 2 r çarpı kök 2 r bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlar. Bu da 18 pi eksi 36 ymiş. Şimdi burada pi r kare burası. Pi r kare eksi. Burası da 2 r kare. 2 r kare eşittir. Bölü ikisi var. 2 ile karşı tarafı çarptım. 36 pi eksi 36 oldu. R'nin zaten 6 olduğu belli burada da. R kare parantezini alalım yine de. Burası pi eksi 2 yaptı. Burada da 36 parantezini alalım. Pardon 2 ile çarptığımız zaman burası 72 36 parantezin aldığımız zaman burası da pi x 2'ler gitti. R kare 36'dan R'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Evet ikinci sorumuzun cevabı böylelikle 6 oldu. Geldik. LYS 2012 benzer sorusu. Şimdi bir eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgenin işte çemberi çizilmiş arkadaşlar burada. Ve böyle bir DF üçgen oluşturulmuş. Buna göre diyor eşkenar üçgenin çevresi 36 olduğuna göre boyalı alan kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. He. Şimdi arkadaşlar şunu bilin. Bu önemli. ÖSYM birkaç defa sordu bunu. Ee, bir eşkenar üçgenin iç çemberin merkezi. Daha doğrusu iç açı ortayların kesim noktası aynı zamanda ağırlık merkezi aynı zamanda e, diklik merkezi aynı zamanda çevre açı çemberin merkezi değil miydi? Evet. İç çemberin merkezi dediğimiz şey her şeyin merkezidir arkadaşlar. Yani iç çemberin merkezinden açı ortay geçer. Hocam açı ortay geçeceği için hop bu böyle olmak zorunda. E, açı orta aynı zamanda yükseklik ya. Yani merkez teğet çektikten dolayı burası da 90 derece olacak. Yani bu doğrusal olacak arkadaşlar. E çizilen yükseklik buradan geçiyor. Eyvallah. Bu arada şu teğet şu teğet birbirine eşit. Hocam şununla şu birbirine eşit. Açıları da yazalım mı? 60 burası. İkizkenar kenarlık var burada. Bunlar da 60'ar er derece oldu mu? Oldu. Hocam burası da 60. E, bu teğet bu teğet birbirine eşit. Dolayısıyla burası da 60 60 oldu mu? Oldu. Bu arada çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böleceğinden burası eşit. E, burası da çift çizgi burası da çift çizgi oldu. Aynı şekilde o zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası da eşit oldu. Hatta burası 60 60 ise burası da 60 oldu. E, bunlar da 30 30 oldu. E, burası da 60 ise ikiz kenar olduğundan dolayı bunlar da 60 er derece oldu. Ya biliyorsunuz da ispatını yapayım arkadaşlar. Burası da eşkenar üçgenden dolayı çift çizgi oldu. Burası da eşkenar üçgen oldu mu arkadaşlar? Oldu. Her yer çift çizgi oldu. Bir kenar 36 vermiş. O zaman e, pardon çevresini 36 vermiş. Bir kenar 12. Buradaki uzunluklar kaçar birim arkadaşlar? 6 çar birim oldu. Şimdi işleyen çemberin merkezi burası. Ben bir tane alanı bulmaya çalışacağım. Şuradaki uzunlukta çift çizgi ya. Eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit olduğu için. Buradaki alanların hepsi birbirine eşit. Buradaki de A, buradaki de A, buradaki de A. Bir tane alanı bulursam olay bitti. Peki bir daire diliminin değil daire parçasının alanı bulurken ne yapmamız lazım? Daire dilimi oluşturmamız lazım. Hocam öncelikle şurayı da şey yazalım mı? Yarı çapı bulalım isterseniz. Şurası 30 derece ya. 30'un karşısı 6 60 60'ın karşısı 6 köküç. Ağırlık merkezi olduğundan dolayı aynı zamanda burası. Çünkü aynı noktaydı. 6 köküç 3'e bölsen 2 köküçe 4 köküç yapacak. Bunun yarı çapını böylelikle 2 köküç bulduk. En etkili silahımız yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Burası da 2 köküç. Hocam 30 sa, burası da 30. Burası da kaç çıktı? 120. E o zaman A'ya A alanını bulalım arkadaşlar. Neye eşittir A alanı? 120'lik dilimden üçgenin alanını çıkartacağız. Ya da biz niye böyle yapıyoruz ki? Biz taralı alanı bulurken 3A'yı bulalım arkadaşlar. Yarı çapın da zaten 2 köküç olduğunu biliyoruz. E, yarı çap 2 köküç ise olay bitti aslında. Niye bunu bulmaya çalışıyoruz? Dilimin alanından üçgen alan çıkartıyoruz. Bütünsel baksanız ya bu taralı alanlar toplamı dairenin alanından bu eşkenar üçgenin alanını çıkartmayla çıkmaz mı arkadaşlar? Evet. E, yarı çapı da bulduk zaten. E olay bitti. O zaman dairenin alanında yarı çap belli mi? Belli. Yarı çap belli. Yani 2 köküç. Pi 2 köküçün karesi. Pardon. Öncelikle şu dairenin alanından. Evet doğruymuş. Pi 2 kök 3'ün karesi eksi eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin bir kenarında çift çizgi de 6 bulduğumuz için 6 ya. A kare kök 3 bölü 4 yapar. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? 12 pi eksi 9 kök 3 şeklinde buluruz. Bir tane taralı alan istenmiş olsaydı daire dilimi oluşturup dilimin alanından üçgenin alanı çıkartıp bulabilirdik arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı böylelikle 12 pi eksi 9 kök 3 oldu. Geldik bir sonraki soruya. O, LYS 2012 benzer sorusu. O merkezli yarım çember KLM'ne dikdörtgen verilmiş. Şimdi bize dikdörtgenin alanını 4M vermiş. Allah Allah. Bir de şu boyalı bölgenin alanını pi eksi vermiş. Çok ilginç. Şurası pi ekseni yazalım. Bu 4N'i nasıl yazabiliriz? Hocam buraya A buraya B desem A çarpı B eşittir 4N desem buradan bir şey gelmeyeceği belli. O zaman biz çembersel özellikleri kullanmaya çalışalım. Merkez varsa kiriş burada da kiriş var. Kiriş varsa çek dik. İki eş parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. Hocam iki eş parçaya böldü. Aa hocam şunlar da birbirine eşit. Bunun tüm alanı dört ense alan dağıtalım o zaman. Çift çizgiye çift çizgi olduğu için burası da iki en burası da iki en değil midir? Hatta şuradaki dikdörtgenin köşegeni olduğu için şuradaki alan da en çıkar. Buradaki alan da en çıkar. Aa ne oldu arkadaşlar? Burası pi eksen burası da en. Yani pi eksi n artı n alanı daire diliminin alanı yaptı arkadaşlar. Daire diliminin alanı da nedir arkadaşlar? Pi r kare. R'yi biliyor muyuz? Evet ab uzunluğunu şey vermiş. Burada uzunluk 6 yarı çap. Ab uzunluğunu 6 vermiş. Yarı çap uzunluğu 3 yaptı. Pi r kare çarpı pi r kare çarpı alfa bölü 360. Yani x bölü 360 diyeceğiz. O zaman burada n'ler gitti. Buradan pi eşittir. E, 9x bölü 360 olduğundan dolayı. Hatta burada pi'si de var. Pi'ler de gitti buradan. E, buradan da 360 bölü 9 yapacaktır x. Yani x de buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 40 derece yapıyor. Güzel bir soru. Alan dağıtmayı da kullanan çok hoş bir soru olmuş arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı 40 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LS 2013 benzer sorusu. Aşağıda yarıçap uzunluğu 6 cm olan O merkezli çember üzerindeki ABC noktalarını merkez kabul eden eş çember yayları göstermiştir. Eş çember yayları olduğu belli. O merkezinin yarı çapı bu. Bak A merkezinin yarı çapı da R. O merkezinin yarı çapı bu. Bak C merkezinin yarı çapı da bu. B merkezinin yarı çapı bu. Bak B merkezinin yarı çapı da bu. Yarı çapları eş olan çemberler gördüğünüz zaman genelde eşkenar üçgen çıkıyor zaten. Zaten en etki silahımız nedir? Yarı çap çizmek. Ya buradaki O merkezli, A merkezli, C merkezli ve B merkezinin yarı çapları hep birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam burada o merkezinin yarıçapı, A merkezinin yarıçapı çizince A eşkenar üçgen çıktı. Şu da çizince, bak C de çizince, hatta burada B de çizince eşkenar üçgenler çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Hepsi eşkenar üçgen oldu mu arkadaşlar? Bunlar oldu. Çünkü bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ondan dolayı E biz şunu biliyoruz arkadaşlar bir dairede eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit değil miydi? Evet, hatta aynı şey eş dairelerde de geçerliydi. Yani buradaki çizginin ayırdığı alan A alanıysa, buradaki çizginin eş daire olduğu için çizginin ayırdığı alan A'dır. Yani bunların hepsi böylelikle ne yaptı arkadaşlar? A yaptı. Ben bir tane A'yı bulmaya çalışacağım. Herhangi bir tane A'ya yoğunlaşalım. Arkadaşlar, şu bir eşkenar üçgen değil mi? Evet. Ben nereye yoğunlaşıyorum? Şuradaki dilime A merkezli şu dilime yoğunlaşıyorum. A hocam ben bu 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkartırsam a'yı mı bulurum? Evet. O zaman a alanı 60'lık dilim pi r kare. Yarıçap uzunluğu da 6. Pi r kare. 60 bölü 360 dilimden dilimden neyi çıkartacağım arkadaşlar? Eşkenarı çıkartacağım. Eşkenar üçgeni çıkartıyorum. Buradaki a alanına eşit. Pi r kare 60 bölü 360'dan. neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgen. Yani a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Sıfırlar gitsin 36'lar gitsin. O zaman bu 6 pi eksi 9 kökü şeklinde bulundu mu? Bulundu. A bizden ne isteniyor 2 4 6 A isteniyor. O zaman 6 A da 6 ile çarpıyorum. 36 pi eksi 6 kere 9 54. 54 kökü şeklinde bulundu. Cevabımız arkadaşlar. Evet 12. sorunun cevabı böylelikle bu çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember dışına ise alanı en küçük bir çember çizildiğinde. Evet bir karenin içine Alanı en küçük bir çember yani içe, en büyük bir çember yani içten teğet olan e, dışına da en küçük çember çizmek tam böyle çevreler çemberi değil midir arkadaşlar? Evet. Burada bir şeyler demiş. Küçük dairenin alanı pi r kare. Evet. Şimdi arkadaşlar burada merkez teğet çektik yapsak merkez teğet çektik merkez teğet çektik merkez teğet çektik. Hocam amma da ek çizim yapıyorsunuz. Bunlar ek çizim değil kardeşim. Burası re, Burası Burasıları 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 mı? Evet. E şimdi o zaman ne oldu arkadaşlar? Karenin bir kenarı ne yaptı? 2R'ye eşit oldu. Eyvallah. Şimdi karenin alanı, e, dairenin alanı pi r kareyken, karenin alanı 4 r kare oldu. Evet bir kere 2 r olduğundan dolayı büyük dairenin alanı da büyük dairenin alanı da arkadaşlar burası taray burası taray değil mi? En güzel ekçisin yarıçap al sana yarıçap e büyük dairenin yarıçap yaptı. R r ise burası da r kökü yaptı. Pi r kökünün karesi yani 2 pi r kare oldu mu oldu. Ha, bu kare alanı bu daireyle bu daireden büyük bu daireden küçük değil mi? Evet onu anlatmış burada. Yani 4R kare bak 4R kare ne ile ne arasında diyor sana? Pi kare ile pi kare ile 2 pi re kare arasında diyor ve ben buradan pi'leri sadeleştirince pi'leri sadeleştirince Yok. R kareleri sadeleştirince arkadaşlar ne geldi buradan? 4 pi ile 2 pi arasında eşitliğini elde ettim diyor. Alandan gittim diyor. Şimdi de burada bir Eşkenar üçgen çizmiş pencere biçimde. Eşkenar üçgenin içine ve dışına çemberler çizilirse aşağıdaki eşitlerden hangisine ulaşılır diye soruluyor arkadaşlar bize. Eşkenar üçgenin içliğe çemberi ve çevre çemberi. Eşkenar üçgenin alanı bu çemberden bu çemberin alanından büyüktür. Büyük çemberin alanından da nedir arkadaşlar? Küçüktür. O zaman ne diyeceğiz eşitsizlikte arkadaşlar? Üçgenin alanı e, büyük daireden iki daire arasındaki büyük daire büyük dairenin alanıyla küçük dairenin alanında küçük dairenin alanı arasındadır. E o zaman burada arkadaşlar şey yapalım. Eşkenar üçgen işleyen çemberin merkezi biraz önce de söyledik. Neydi arkadaşlar? Her şeyin merkeziydi. Şuradan çizdiğin yükseklik üzerindedir. E burası aynı zamanda merkezdir. merkezi. R. E, burası da R ise arkadaşlar R iken burası da 2R olacağından burası da R yaptı. O zaman büyüğün yarıçapı ne oldu arkadaşlar? 2R oldu. Küçüğün yarıçapı R oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne olacak peki? Bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60. 30'un karşısı burada. 60'ın karşısı 3R 30'un karşısı kök 3R'dir. E o zaman burası da kök 3R. Olay bitti arkadaşlar. Küçük dairenin alanını yazalım mı? Yazalım. Nedir o? Pi R kare. Küçüktür. Üçgenin alanı yazalım. Üçgenin da A kare kök 3 bölü 4'tür aslında ama tabanımız 2 kök 3 R. 2 kök 3 R çarpı Yüksekliğimiz de 3R ya. Buradan gidelim isterseniz bölü 2. O da küçüktür. Büyük dairenin alanında da yarıçap 2R olduğundan dolayı pi 2R'nin karesi. Buradan ne geldi arkadaşlar? Pi R kare küçüktür. Şu ikiler sadeleşsin. 3R kare geldi. O da küçüktür. Pi 4R kare geldi. Arkadaşlar ben burada R kareleri sadeleştirince pi küçüktür 3. O da küçüktür 4. 4 pi buldum mu arkadaşlar? Evet. Yani 3'ü Pardon burada 3 çarpı kök 3. 3 kök 3 olacak arkadaşlar burası. Şurada 2'yi sadeleşince kök 3 de var burada. 3 kök 3 olacak. Yani 3 kök 3 değeri ne ile ne arasındaymış arkadaşlar? Pi ile 4 pi arasındaymış. Yani pi ile 4 pi mi? Evet pi ile 4 pi arasındaymış. Pi ile 4 pi. Pi ile 4 pi nerede arkadaşlar? Evet denizli şıkkı yaptı. Cevabımız o zaman arkadaşlar. İşlem hatası yaparsam kusura bakmayın. Çek 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 video, çek video çek video çek video çek. Bazen yoruluyoruz. Şimdi bazen de tereddüte düşüyorum. Siz bakarsınız arkadaşlar. 3 köküçü ben ne buldum? Pi ile 4 pi arasında buldum. Sıkıntı yoktur inşallah. Neyse bu da güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir alan yorumlatma olmuş. Hem karenin çevrel çemberi ve işleyen çemberi hem de üçgenin çevrel çemberi ve işleyen çemberinden bahsetmişiz burada. Hoş sorulardan biri. Bakın 2018 yılından öncesinde de e, ÖSYM çember konusunda da gayet yeni nesil soruyormuş gördüğünüz üzere. Evet geldik 18. soruya. Yani LYS 2013 benzer sorusuna. Yanda verilen o merkezde 3 yarım çemberle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. CD kirişi büyük yarım çemberin kirişi ve ortanca yarım çemberin teğetidir. Evet şunun teğeti büyüğünde kirişi. Eyvallah. AB kirişi ortanca yarım çemberin kirişi. Evet ortanca yarım çemberin kirişi ve şunun teğeti küçük çemberin teğeti. En büyük yarım çemberin yarı çap uzunluğu 9 verilmiş bize. Eyvallah. Hocam bunun yarı çapı 9 verilmiş. AB kirişinin uzunluğu da ne verilmiş arkadaşlar? 6 verilmiş. CD kirişinin uzunluğu da 12 verilmiş. Ne? 6 nerede geldi? AB kirişinin uzunluğu 6 verilmiş. Özür dilerim. Şurası 6. Şurası da kaç verilmiş arkadaşlar? 12 verilmiş. Buna göre küçük yarım çember ile ortanca yarım çember arasında kalan kalan bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Taral alan kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? E tabi ki anahtar kelimelerimizi kullanacağız. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam buradaki teğet bunun aynı zamanda kiriş olduğu için kirişi iki parçaya böldü mü? Böldü. 12 ise 6'ya 6 yaptı. E o zaman dik üçgen oluşturmak lazım. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Evet. Al sana yarıçap. 9 burası. E hocam 9 burası. Bakın burası 3 çarpı 3. Bakın burası 3 çarpı 2. Burası da ne olacaktır o zaman arkadaşlar? 3 çarpı kare kök içinde 9 eksi 4'ten 5 yapacaktır. Evet burası da 3 kök 5 yaptı arkadaşlar. Şurayı da 3 kök 5 yazayım. Yazdık. Aa neyi buldum ben? Ortanca çemberin yarı çapını buldum. Burada da kiriş verilmiş. Burada da merkez var kiriş var. Çek dik yapsak. Hocam 90 derece ve aynı zamanda kirişi iki eş parçaya böldü. 3 3. Büyük ortanca çemberin yarı çapında 3 kök 5 bulmuştum. Al sana 3 kök 5. En etkili silahımız yarı çap çizmek. 3 var kök 5 katı var. 1 2 kök 5 üçgenden burası da 6 çıktı mı çıktı. Ortanca çemberin yarı çapı da 6 çıktı. Benden şu büyük yarımdan şu küçük yarımı çıkart. Şuradaki kalanı bul diyor bana soru. O zaman arkadaşlar şu ortancanın yarı çapı. Pi 3 kök 5'in karesi. Tabi yarısı olduğu için yarısı eksi yarım daire olduğu için. Eksi şunun yani pi 6'nın karesi bölü 2. Iki. Bölü 2'leri sadeleştirmeyelim. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? 45 pi. 45 pi eksi 36 pi bölü 2. O da 9 pi bölü 2 çıktı mı gençler? Çıktı. Evet bu soru da güzel bir soru arkadaşlar. En güzel. Yani dairede alan sorusu olmasına rağmen çemberde uzunluğu ağırlık bir şekilde kullandıran hoş sorulardan biri olmuş arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı 9 pi bölü 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. YGS 2014 benzer sorusu. YGS'nin sorduğu soru biraz daha kolaydı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, YGS'de şöyle sormuştu. Bu bu kadar gittiğinde saat 9'u 5 geçe bu da bu kadar gidiyor. Ee, taradığı alanlar nedir diye sorulmuştu arkadaşlar. Yani bunun taradığı alanla şöyle bu mesela 9'dan 9'u 5 9'u 5 geçeye kadar geldiğinde şu kadarlık alan talıyor. E bu da şu kadarlık alan talıyor. Şuradaki taradıkları alanlar toplamı sorulmuştu. Hocam şurada kaç şeyi bulacağım? Burada kaç şeyi bulacağım? Sonra pi re kare alfa bölü 360 pi re kare alfa bölü 360 deyip Taralı alanı toplayacağım. Ben biraz daha tefaruvallı yaptım. Ne yapmışım soruya? Yukarıdaki şekilde bir kol saati modelinin şekli çizilmiştir. Bu şekilde iki çember 12 noktasında birbirine teğettir Küçük çemberin yarıçapı 2 birim, büyük çemberin yarıçapı da 2 kök artı 2 birim. Tamam. Küçük çemberin yarıçapı 2 birimse büyük çemberin yarıçapı da 2 kök artı 2 ise, o zaman şuraya kadar kısım ne kaldı arkadaşlar? 2kök3 mı kaldı? Evet, buraya 2 kök kaldı. Buna göre diyor saat şekil 1'deki gibi 9'dan şekil 2'deki gibi 9.05'e geldiğinde arkadaşlar 9.05 dediğimiz şurası 1 şurası 2 olduğunu biliyoruz. Saatte kaç bölme var? Saatte 12 bölme var. O zaman 360'ı sen 12'ye bölsen 30 derece çıkar. Buradaki yayın ölçüsü kaç derece yaptı? 30 derece yaptı. Yani bizim saatimiz arkadaşlar önceden böyleyken şimdi saatimiz şöyle. Hop buraya geldiğinde bir bölge tarıyor arkadaşlar. Ama diyor ki Küçük dairede taradığı bölgenin alanı istiyorum. Bak. Küçük dairede ne yapıyor? Şuradaki bölgeyi tarıyor arkadaşlar. Evet. Ben şekli biraz şöyle büyüteyim. Şuranın iki olduğunu ve şuraya kadar olan kısmında iki köküç olduğunu biliyoruz. Şekli biraz büyüteyim. Büyük şekil üzerinde göstereyim arkadaşlar size. Sorunun cevabını. Öncelikle bu neydi ya? Mavi renk değil mi? arkadaşlar bu? Heh. Öncelikle şuradaki merkezimiz burası arkadaşlar. Ee, ve bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden küçük çemberde taradığı bölgenin alanı isteniyor. Yani şurası isteniyor arkadaşlar. Bakın şuradaki beyaz bölmeyi almayacağız. Evet. Ama ben burada neyi de kullanmam lazım arkadaşlar? 30 dereceyi de kullanmam lazım. Verilen her bilgiyi kullanmam lazım. Aa hocam bu buradan buraya giderken 30 derece gitti. Yani şuradaki açın kaç derece? 30 derece. Şimdi biz ne yapabiliriz? İsterseniz iki seçeneğiniz var. İsterseniz şu Hocam yarım dairenin alanından şuradaki alanı çıkartıp yapabiliriz. Ya da diğer seçeneğinizde hocam biz daire diliminin alanını bildiğimiz için şuradakilere ait bir dilim oluşturayım. Hocam şunun dilimi artı şunun dilimi şu dilim bakın şu dilim artı bu dilim artı bu üçgenin alanını da deyip de yine sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Size kalmış istediğiniz şekilde yapalım. Gerçi şunun da alanını bulmaya kalksak Yine biz ne yapacaktık? Şunları oluşturacaktık. Çünkü dilim oluşturalım ki daire dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkartalım diyebilelim değil mi arkadaşlar? Evet bu arada burası 2 burası da 2 kök mü? Aynen öyle. Şimdi burada ne yapmalıyız? 30'un mantığını kullanmalıyız. 30'un mantığını nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hop çek dik yapsak. Bu arada bu da yarıçap, bu da yarı çap çizmiş olduk. 2 birim 2 birim. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı ne olacaktır? Kök 3 birim olacaktır. E hocam burası kök 3 ise burası da 2 ise Pisagor bağıntısı yaptığında burası 1 geliyor. A hocam burası da 1 geldi. Burada ne çıktı arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen çıktı. İsterseniz e, açı bulduk bakın burada. Burada kaçı kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Evet burada kaçımız 60 derece. İsterseniz şu şekilde tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu 60'lık dilimden eşkenar üçgen çıkartıp A'yı bulup yarım dairenin alanından çıkartabilirsiniz. Ya da isterseniz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şu şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki A alanı, buradaki B alanı bir de buradaki C alanı diyebiliriz. E, A artı B alanı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama A, A alanı ve B alanı bulamazsınız ama A artı B alanını bulabilirsiniz. Çünkü niye? Buraya alfa, buraya da beta diyecek olursanız alfa artı beta artı 60 derece eşittir 360, e, 180 derece olduğundan alfa artı beta kaç çıkıyor arkadaşlar? Alfa artı beta 120 derece çıkıyor. Yani o zaman A artı B 120 dilim. C de eşkenar üçgen olduğundan dolayı biraz küçültelim artık şeklimizi. Normal klasik yazıma geçelim. O zaman alan nedir arkadaşlar? Alan A artı B artı C yaptı. A artı B alanı 120 derecelik dilim. C alanında nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen. O zaman olay bitti arkadaşlar. Harbiden bitti. Haydi bakalım. A artı B 120'lik dilim. Pi R kare. 120'lik dilimin yarı çapı kaç ama? Küçük dairenin yarı çapı 2 olduğu için 2. Pi R kare çarpı 120 bölü 360 artı eşkenar üçgeninde de bir kenarı kaç birim arkadaşlar? 2 birim, 2 birim, 2 birim. Evet eşkenar üçgenin bir kenarı da 2 birim. A kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. O zaman burası. Şunlar şunlar gitti. 120 bölü 360 bölü 3 yaptı. 4 pi bölü 3. 4 pi bölü 3 artı kök mü yaptı arkadaşlar? Dörtler sadeleşince evet. Cevabımız böylelikle bu çıktı. Güzel bir soru oldu arkadaşlar. Hoş bir soru. Ee, biraz zorlaştırdık galiba ama biliyorsunuz sınavda nasıl? Bazen çok sıkıntılı sorular da gelebiliyor. Değil mi gençler? Evet gelelim bir sonraki soruya. LYS 2014 benzer sorusu. Daire dilimin o daire diliminin merkezi. O daire diliminin merkezi. Şu da bir deltoidmiş. Arkadaşlar bu bir delta ise e, hocam direktman Şununla şu eşittir diyebilir miyiz diyebiliriz Hocam niye belki de bununla Şurası birbirine eşit imkanı var mı kardeşim Bu yarı çap bu yarı çaptan küçük e, Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olamaz Dolayısıyla direktman Şunlar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar oldu O zaman şunlar da birbirine eşit midir Eşittir şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar Taralı alanı bulmak için Daire dilimin alanından açı lazım bana Dikkat açı 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 dediğimizde ne ya 45 45 90 üçgeni Ya da 30 60 90 üçgen çıkar değil mi eksi delta alanı diyeceğim ama delta itte oa uzunluğunu kaç vermiş 6 vermiş 6 vermiş delta de maalesef şu 6 bilgisiyle e, sonuca ulaşamayacağım o zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar en etkili silahımı kullanmam lazım e, yo şey yapabilirim evet zaten ne yapmamız lazım arkadaşlar tamam delta itteyiz ama delta itte de arkadaşlar alanı bulurken isterseniz köşegenler çarpımının yarısından yapabilirsiniz İsterseniz dairedeyiz Dairede bir şey çizeceksek en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Aa yarı çapı çizince ne oldu arkadaşlar? Yarı çapı çizdiğin zaman burası da 6 mı yaptı? Evet. Bak ne güzel oldu. Burada bir eşkenar üçgen çıktı. Açı da yazman gerekecek ya. 60 60 60. Burada da bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Hocam 45 45 90 üçgen çıktı. O zaman sen boyalı bölgenin alanını bulurken 105 derecelik dilimden 105'lik dilimden Neyi çıkartacaksın? Deltoidin alanını. Yani bir eşkenar üçgeni çıkartacaksın. Bir de üçgeni, dik üçgeni çıkartacaksın. Bir de dik üçgeni çıkartacaksın dostum. Bitti. 105'lik dilim dediğim nedir? Pi r kare. 105 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eksi dik üçgenin alanı da arkadaşlar burası 6 olduğundan dolayı bunlar da 3 kök 2 3 kök 2 yaptı mı yaptı yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Devam edelim. Şimdi 0'la 0 sıfır gitmesin pardon. 36 ile 360 sadeleşince 10 kaldı. O zaman burası 5'e bölsen alt taraf 2. 5'e bölsen üst taraf 21. 21 pi bölü 2 yaptı burası. Eksi 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yaptı. Eksi ee, şu kök 2'ler çarpı 2 yaptı. Bölü 2 de gitti. 9 yaptı arkadaşlar. Evet. işlem hatası yoktur inşallah. 21 pi bölü 2 eksi 9 kök 3 eksi 9 yaptı. İşlem hatası olsa bile mantığı anladınız mı kardeşim? Anladınız. Var mı sıkıntı? Yok. Yorgunluktan dolayı bazen işlem hatası yapabiliyoruz. Neyse. Geçelim gençler. Böyle, bu da güzel bir soru. Hoş sorulardan biri olmuş arkadaşlar. Dikkat edin. Size dilimin alanı lazım olduğu zaman kendinize ne soracaksınız? Açı. Açı deyince hemen böyle odaklanıyorsunuz. Ya özel açılar çıkacak. O zaman açılarda yoğunlaşacaksınız gençler. Geldik LYS 2014 benzer sorusuna. Şekildeki O merkezli çemberin çapı 4 eşit parçaya bölünmüş. Hocam 4 eşit parçaya bölünmüş. Buraya R, buraya R, buraya R, buraya R dersem. Bunun yarı çapı R oldu. Bunun yarı çapı A çapı 3R olduğundan dolayı yarı çapı 3R bölü 2 oldu. 3R bölü 2'yi sevmedim. O zaman ben buraya R diyeceğime 2 katını alayım. Buraya 2R, buraya 2R, buraya 2R, buraya da 2R diyeyim arkadaşlar. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bunun yarı çapı 2R iken bunun yarı çapı kaç R oldu arkadaşlar? 2, 4 çapı 6 R olduğundan dolayı 3 R oldu. Bunun da çapı kaç R? 3 R oldu. Tamamı 8 R olduğundan bunun da çapı kaç, yarı çapı kaç R oldu? 4 R oldu arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar dairede benzerlikten de gidebilirsiniz aslında ama hani benzerliğe bakacak olursak yarı çapı 2, 3 ve 4 olanları alanları dağıtacaksınız. Oradan gidebilirsiniz ama diğer türlüsü de kolay aslında. Hiç dairede benzerliği karıştırmayalım isterseniz. Yani 2'deki alan 4 a ise 3'te kalan 9 a deyip buraya 5 a kaldı diyebilirsiniz. İşte e, burası da 3'te kalan 9 a, 4'te kalan da 16 a olacak. Buraya da 7 a kaldı diyebilirsiniz. E, 7 art 9'dan ya burası kaçtı? 7 artı 5'ten 12 a isteniyor dersiniz. E burada da a alanı pi şey eşit falan dersiniz işte. Toplam alan 24 A ise bir tanesinin alanını bulup sonra e, pi re kare şeklinde yapabilirsiniz ama sanırım bu da uzuyor gençler. Biz klasik yolla yapalım isterseniz. Klasik yol dediğimiz nedir arkadaşlar? Şuradaki alana A alanı diyelim isterseniz. Buradaki alana da B alanı diyelim isterseniz. A alanı ne eşittir gençler? A alanı dediğimiz hocam yarıçapı 3R olandan yarıçapı 2R olan yarım dairelerin alanlarını çıkartacağız. Pi 9R kare bölü 2 eksi pi 2R'nin karesi 4R kare bölü 2. Yani A alanı neye eşit oldu gençler? 9'dan 4 çıktı. 5 pi R kare bölü 2 oldu arkadaşlar. B alanını da yazalım. Yarıçapı 4 olandan yarıçapı e, şey 3 olanı çıkartacağız. Yani pi 16 R kare bölü 2 eksi pi 9 R kare bölü 2. Yani 16'dan 9 çıktı. 7 R kare 7 pi R kare bölü 2 yaptı arkadaşlar burası da. Şimdi Boyalı bölgenin alanı A artı B alanı kaç yaptı arkadaşlar? 5, 25 daha 12. Yani bölü 2 de var. 6 pi r kare yaptı arkadaşlar. Neye eşitmiş? 24 pi eşitmiş. Pi'ler gitti. Ee, r kare buradan 4'e eşit olduğundan r'yi de buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Bize diyor ki o merkezli çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şekildeki o merkezli çemberin çapı demiş. Büyük çemberden bahsediyor. Yani o merkezli çemberin yarı çapı nedir? Yani bizden 4R isteniyor arkadaşlar. O da kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Evet, bu sorumuzun cevabı da 8 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, YGS 2015 sorusu. Bakalım. Ne demiş? Yanındaki şekilde O merkezli iki çember ile bu iki çembere teğet olan M merkezli çember verilmiştir. O merkezli küçük çemberin yarıçapı O merkezli büyük çemberin yarıçapından 6 birim az. Evet. O merkezli büyük çemberin yarıçapı O merkezli küçük çem o merkezli küçük çemberin yarıçapı şu. O merkezi büyük çemberin yarıçapından çapından 6 birim az. Yani buraya R dersem burası 6 mı olacak? Evet gerçekten R artı 6 iken R oldu. M merkezli çemberin yarıçapından da bir birim fazlaymış. He, arkadaşlar. Ama öncelikle şurada çemberler. Çemberler birbirine değiyor değil mi? Merkezleri birleştirelim mi arkadaşlar? Şunların merkezlerini birleştirdiğimiz zaman şey. Hatta e, şu küçük de teğet bu da merkezleri birleştirdiğimizde D noktasından geçecek. Yalnız şöyle dedik. Bunun yarı çapı R'yken burası R. Bize ne demişti? O merkezde küçük çemberin yarı çapı yani şurası. M merkezli çemberin yarı çapından bir birim fazla. Yani adam sana diyor ki burası R-1 diyor. O zaman burası da R-1 oldu. Değil mi? Buradaki ifade. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A dikkat et. Bu yarı çap R 6. Bu da R artı 6 olacak. Hocam R artı 6 olacak ya. Yani şurası kaç olacak? Burası normalde 6 olması lazım. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Direkt r 1 diyeceğimize. Burası 6 olduğundan dolayı burası 3 birim 3 birim yaptı. Bunun yarıçapından da bir birim fazla değil miydi arkadaşlar? M merkezli yarı, çemberin yarıçapından bir birim daha fazla. O zaman r'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. E olay bitti. Boyalı bölgenin alanını artık bulabiliriz. Büyüğün yarıçapı kaç yaptı? 10. Şu ortancanınki 4, Küçüğünki de 3 oldu. Büyük yarımdan şu küçük yarımı çıkartacağım ve bu, buta, bu tamı çıkartacağım arkadaşlar. Değil mi? Hadi çıkartalım bakalım. Büyük yarım pi 10'un karesi bölü 2 eksi şu küçük yarım pi 4'ün karesi bölü 2 eksi bir de şu pi 3'ün karesi yapacak cevap arkadaşlar. 100 pi bölü 2'den 50 pi oldu burası. 16 pi bölü 2'den 8 pi oldu burası. Ee, bu da 9 pi arkadaşlar. Yani Çıkarttığımız zaman ne yaptı? 17 çıkınca kaç kalıyor? 33 kalıyor. Evet. Cevabımız 33 pi olmuş. Oldu. Gençler. Evet. Bu da güzel bir soru. Soruyu anlayınca rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir soru gerçi. Kolay sorulardan biri. Çünkü YGS sorusu arkadaşlar. E, artık YGS'de daire çıkıyor mu? Çıkmıyor gerçi ama e, bu ayarda böyle e, sözel bir soru şeklinde aslında şöyle baktığınız zaman. E, yarı çapları yerleştirme sorusu. E, gerisi de artık bildiğimiz klasik şeylerden biri olmuş. Evet yapılabilir bir soru aslında. Sıkıntı yaşayacağınız bir soru değil gençler. Evet bu sorunun cevabı 33 b yaptı geldik bir sonraki soruya. Yandaki şekilde yarı çapları 4 ve 6 olan. Hocam bunun yarı çapı 4 iken diğeri de kaçmış şurası da 2 birimmiş 6 olan. O merkezde iki daire ile AOB açısı gösterilmiştir. Evet boyalı bölgenin alanları birbirine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar boyalı bölgenin alanı bunun alanı nedir? Şunun alanı e, pi r kare 360 eksi x bölü, 360 eksi x bölü 360 değil mi? E, çünkü pi r kare alfa bölü 360. Evet. Şunun alanı nedir? Şu halkanın alanından şu şu yarım daireyi çıkartacağız. Yani şu dilimin alanından şu dilimi çıkartacağız. Beyaz dilimi çıkartacağız. E Bunları da birbirine eşitleyeceğiz. İşlem yapalım arkadaşlar. Korkmayın. Yani pi çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 360 eksi x bölü 360. Neye eşitmiş? Şu halkanın alanına yani pi çarpı 6'nın karesi çarpı x bölü 360 eksi şu küçük dilimi çıkartacağım. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı x bölü 360'ı çıkartacağım arkadaşlar. Gerçi burada e, pi bölü 360 parantezini aldığımızda hem pi'ler hem 360'lar gider mi arkadaşlar? Gider. Burada ne kaldı o zaman arkadaşlar? 16 çarpı 360 eksi x Eşittir 36 eksi 36x eksi 16x. Yani 20x yaptı. O zaman 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 5. Buradan 4'le ile genişletsek ne geliyor arkadaşlar? 4 ile genişlettiğin zaman e, burası 0. 4 ile genişletsek 360 eksi değil mi burası? Evet. Yap 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 işlemini yap. Yok direkt şey yaz. 4 çarpı 360 yaz buraya. Eksi 4x eşittir. Ne yapacak arkadaşlar? 5x yaptı. Evet buradan da 4 çarpı 360 şey yapmayalım. 9x e eşit oldu. E arkadaşlar 9'la ile 360 sadeleşince kaç yaptı? 40 derece yaptı. 4 kere 40'ın çarpımı ne yaptı o zaman arkadaşlar? 160 derece yaptı. Evet bu sorumuzun cevabında da x 160 derece çıktı gençler. Evet güzel bir soru. Ama bu soruyu yapamamanızın sebebi nedir? Adam sana ne diyor? Bu alanları eşit diyor. E sen bu alanları eşitle. Bazen de elin çalışacak kardeşim. Çalıştır elini çıksın soru. Bilmediğim bir şey var mı burada? Yok. E, niye yapmıyorsunuz ama? Neyse devam. LSE 2015 benzer sorusu. Dik kenar uzunlukları 4 ve 6 birim olan bir üçgenin kenarlarını çap kabul eden e, çemberler çizilip çember Evet. Dik kenar uzunlukları 4 ve 6 birim olan bir üçgen çizelim mi arkadaşlar? Çizelim. Dik kenar uzunlukları 4 ve 6 birim olan şu. Çizdik arkadaşlar bunu. Evet. Şurası 4. Burası 6. Bize diyor ki arkadaşlar. Kenarlarını çap kabul eden çemberler çizilip. Çemberlerin içleri sırasıyla mavi, kırmızı ve yeşil renge boyanacaktır. Bakalım. Çemberleri bir çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çember. Sonra şöyle bir çember. Sonra şunu çap kabul eden çember nereden geçmek zorunda arkadaşlar? hipotenüsü tam buradan geçmek zorunda. O zaman bunu da şöyle göstereyim. Bu da şöyle bir çember olacak arkadaşlar. Evet. En büyük çemberin içi yeşil renge boyandığına göre yeşil renge boyayalım arkadaşlar en büyük çemberin içine. Şurası yeşil renge boyandı. Eyvallah. Sonra diğerleri de hangi renge boyanacaktı arkadaşlar? Mavi ve kırmızıya boyanacaktı. Evet mavi ve kırmızıya da boyayalım arkadaşlar diğer çemberlerin içinde. Diğer çemberlerin içinde mavi ve kırmızıya boyadığında mesela şurası kırmızı olsun. Şurası kırmızı olsun. Hocam kırmızıya boyadım ama burasını eee içini boyadığım zaman kırmızı ile yeşili başka bir renge dönüşüyor değil mi? Evet. Şurayı da maviye boyayayım bakayım. Şurayı da maviye boyayayım arkadaşlar. İşte bizden ne isteniyor arkadaşlar? Zaten sadece kırmızı bak maviye boyadığım zaman şurası mavi ile yeşil karışımı olacak arkadaşlar burası. Bizden sadece kırmızı ve sadece mavi olan ne isteniyor arkadaşlar? Bölgenin alanı isteniyor. Yani aslında soru şöyle bir şey oldu. ÖSYM de direkt böyle sormuştu aslında ama neyse. O da güzel bir yerindesi soru şeklinde sormuştu. Şöyle bir çember var. Böyle bir çember var. Burada şuna ait bakın çapı şu olan bir daire. Çapı bu olan bir daire. Bir yarım daire. Burada da bir yarım daire çizecek olursam. Şu alanların toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler bu alanların toplamı nedir biliyor musunuz? İspatını ben zaten şeyde yaptım. Burada da yapmak istemiyorum yani açıkçası. Ee, konu anlatımında daha evde alandaki son videoda var. Bakarsınız orada ispatını yaptım. Tamam Yaptım diye hatırlıyorum. Kolay. İşte buraya C dersiniz, D dersiniz, E dersiniz. Bakın buraya C, buraya D, buraya E dersiniz. Hocam A artı C alanı belli. İşte yarı çapı kaç burada? 4, 2 ya. Bunun da şeyi belli. B artı D alanı belli. Sonra C artı D artı E belli. Sonra ne yapacaksınız? Taraf tarafa toplama ve çıkartma işlemi yaparak özellikle A artı B'yi bulmak için arkadaşlar A artı B'yi bulmak için A artı C alanıyla B artı D'yi toplayıp sonra C artı D artı +E E'yi çıkarttığınız zaman direkt gelecektir arkadaşlar. Altı yazayım isterseniz. A artı B alanını yaz. Sonra C artı D alanını yaz. Sonra C, C artı D değil pardon B artı D alanını yaz. Sonra da neyi yazacaksın? C artı D artı E'yi yaz. Bunları yazdıktan sonra şunları topla. Şunu da çıkar. Bak ne oluyor? Şeyler gidiyor çünkü bize A artı B lazım ya. A artı B bak B'ler ve D'ler gidiyor. Değil mi? Yok A artı B'ye geliyor mu buradan arkadaşlar? Bu A artı C'miş yani Nereden A artı C? Heh. Şu A artı de, Şu B artı D. Bakın A artı C. B artı D. C artı D artı E. Bakın C artı D buradan geldi. e'lerde gitti. Hatta buradan ne geldi arkadaşlar? Şunu çıkarttığımız zaman. Şunu çıkarttığımız zaman bakın. A artı B eksi C geldi. E, A artı B de buradan C'ye eşit oluyor arkadaşlar. Hatta A artı B C'lerde D'ler gidiyor. E, A artı B eksi E geldi. Hatta şuradaki ifadeler de birbirini götürüyor arkadaşlar. Buradan da A artı B neye eşit oldu arkadaşlar? E alanına eşit oldu. Yani bu direkt aslında bir özellik diyebiliriz. Ee, eskiden sorduğu için LYS 2015'te sorduğu için özellikle ilgili bir soru sormuş. Artık sorar mı? Valla bunun garantisi veremiyoruz. Bazen sürpriz yapıp özellik sorusu da sorabiliyor. sm 4-5 yılda bir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, bir dik üçgen. Bir dik üçgene ait çevre çemberi çizildiğinde. Dik kenarlara ait yarım daireler çizildiğinde. Arada kalan yaylar arasında kalan alanların toplamı. Neye eşitmiş arkadaşlar? Yani A artı B alanı neye eşitmiş? E alanına eşitmiş. Üçgenin alanı eşitmiş yani. E burası 4 burası 6 ise bu da 4 çarpı 6 bölü 2'den 24 bölü 2'den 12'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Tamam Cevap bu. Evet ben de bunu bu şekilde hikayeleştirdim. Soru biraz karışık gibi oldu ama valla bazen böyle karışık sorularda sorabiliyorlar arkadaşlar. Şekli çizerken. ÖSYM nasıl sormuştu? Hop şöyle bir yarım çizmişti. Şöyle ve şöyle çizmişti. Ee, bunların hepsi yarım olduğuna göre dedi. E şuradaki alanlar toplamı nedir diye sorulmuştu. Şuradaki üçgenin kenarlarını da vermiş miydi? Galiba vermişti arkadaşlar. Aynen öyle. Üçgenin alanına eşit olduğunu direkt söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu dilimler yaylar arasında kalan alan üçgenin alanına eşit. Tamam. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Kerem. Evet. Bizim oğlanın adını da kullanalım dedik. Hep Ege Hanım'ı kullanacağız. Kerem öğretmen Derste herhangi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberi ile işleyen çemberi arasında kalan bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanı oranı sabit demiştir. He, arkadaşlar ya bak bunu çok vurgulamışım ben aslında ya. Ee, i̇nşallah sınavda çıkar ya. Bir eşkenar üçgenin iç teğet çemberi ile iç çemberi ile çevrel çemberini çizdiğimizde bunun arasında kalan alan diyor bize. Bunun arasında kalan alan burası değil mi gençler? Evet. Bu arada kalan alan ile eşkenar üçgenin alanını oranladığında bir sabittir diyor Kerem. Bak sen şu akıllı uşağa. Evet. Sonra da bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Baha bu oranı doğru olarak hesaplamıştır. Buna göre Baha'nın bulduğu sonuç kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapacağız? Bir eşkenar üçgenin işliğe çemberin merkezi her şeyin merkeziydi. Bu videoda 3 defa söyledim herhalde ben bunu değil mi? Yok önceki videoda da söyledim. Neyse bayağı bir daire alan çözerken daire çözerken yaptık arkadaşlar. Yani burası reyken e, burası da re. Aynı zamanda bu ağırlık merkezi olduğundan 2 re olacak yani burası da re. hocam burası 90 derece burası da 30 burası 60 olduğundan dolayı 60'ı karşısı, karşısı 3 rsi 30'ı karşısı 3 bölü köküçten köküç re yaptı. E burası da köküç re oldu. Şimdi ben şu halkanın alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani halkanın alanı bizden halka alan bölü ne isteniyor arkadaşlar? Üçgenin alanı isteniyor. Halkanın alanı nedir şimdi? Büyük daireden pi büyük dairenin yarıçap kaç? 2r. Pi 2r'nin karesi yani 4r kare eksi küçük dairenin alanı pi r kare. Evet halkanın alanını eşkenar üçgenin alanını oranlayacağız eşkenar üçgenin bir kenarı ne? 2 kök 3 r. A kare 3 bölü 4. Ya da taban belli yükseklik belli ya. 2 kök 3 r çarpı 3 r bölü 2 eşit değil midir? Evet. Yukarısı kaç yaptı? 3 pi r kare yaptı arkadaşlar. Aşağısını hep de yaptı. Bölü 2'ler gitti. 3 kök 3 r kare yaptı. E o zaman bunlar r kareler gitti mi? Gitti. 3'ler gitti mi? Gitti. Buradaki sabit de ne yaptı arkadaşlar? Pi bölü kök 3'e eşit oldu. Ee, bu dairede de neyi sormuşlardı arkadaşlar? Bu soruyu ben nereden çevirdim? Bunu da karede sormuşlardı. Bir karenin çevrel ile işleyen çemberinin arasında kalan bölgenin alanı karenin alanının oranı e, sabit bir sabittir demiş. Siz de isterseniz o soruyu buna göre çevirip ya da oradaki ÖSYM sorusuna artık çok çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz gerçi. Tamam gençler. Evet cevabımız pi bölü kökü 3 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> evet. Şimdi Ali Bey uzunluğu. Hocam burası K iken burası K iken özür dilerim 6K'da birleşmesi için. Burası 3K. Burası da 2K mı oldu? Evet. BC'ye K dersem. Ama BC'ye K demeyeyim ben. Bu bir şeyin çapı ya arkadaşlar. Bu çaptan yoğunlaşayım isterseniz. Buraya RR diyeyim. Yani K dediğime ben 2R diyeyim. O zaman burası ne yaptı? 6R oldu. Burası ne yaptı arkadaşlar? 4R oldu. AB 4 R ise o zaman burası 2 R burası da 2 R. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 R burası da 3 R oldu. Peki büyüğün çapı ne arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 R ise 12 R ise bunun yarı çapı kaç yapacaktır? 6 R yapacaktır. Evet büyüğün yarı çapı da 6 R olacaktır arkadaşlar. Boyalı bölgenin çevresi 6 pi 36 pi olduğuna göre alan ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya e aslında benzerlikten de gidebilirim aslında arkadaşlar da. Çünkü ee, hep bütün yarım daireler birbirine benzer değil mi? Benzer. Yarıçaplar oranı benzerlik oranına eşittir çevre olarak. Yani isterseniz şey yapabilirsiniz. Bunun çevresi r yarı çaplıdaki x uzunluğu varsa 2r yarıçaplıda 2x uzunluğu vardır. Şunda 3x vardır. Hocam bunda da yarıçapı 4 olduğu için 4x vardır. Yani 4 5 6 7 10 10 x eşittir 36 pi deyip ondan sonra x'i bulup 2 pi bilmem ne formülünü uygulayıp oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta alanlarda da aynı şekilde yarıçapları çapları e, benzerlik oranının karesinden de gidip aynı şekilde şey yapabilirsiniz. Ama uzunluk olarak sanki aynı olacak arkadaşlar. Biz ne yapalım? Biz direktman şunu bir bulalım arkadaşlar. Çevresini bulalım. Bu nedir? 2 pi R'miz kaç arkadaşlar? 6 r. Bölü 2 yarım daire oldunlar. Artı şurası olacak. Yani 2 pi 3 r bölü 2 olacak. Artı şurası olacak. 2 pi r bölü 2 artı bir de burası olacak arkadaşlar. 2 pi 2 r bölü 2 olacak. Bu neye eşittir? Bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. Bölü 2'ler gitsin. 6, 9, 10, 10 ve 12 pi mi yaptı? Evet. 12 pi r neye eşitmiş arkadaşlar? 36 piye eşitmiş. Hocam buradan pi'ler nanay. R de buradan kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Bizden ne isteniyor? Alanı. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Evet boyalı bölgenin alanını bulabiliriz. Ne yapacağız? Buradaki yarımdan şu yarımı ve şu yarımı çıkartacağız arkadaşlar. Bak buradaki yarımdan bu yarımı ve bu yarımı çıkartacağız. Bunu ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Hadi alanları bulalım. R'yi 3 bulduysak arkadaşlar. <laughs> İsterseniz R'li yazalım. Direkt R'li yazalım. Pi 6 R'nin karesi. Yani 36 R kare. Bölü 2. Eksi. Pi 3 R'nin karesi. Yani Pi 9 R kare bölü 2. Eksi. Pi 2 R'nin karesi. 4 R kare bölü 2. Artı. Pi R kare bölü 2 yaptı arkadaşlar. E o zaman burada ne yaptı? 36 eksi 9 eksi 4 yani 36'dan 9 çıkı, e, 9 4 daha 13 çıkınca 23 yaptı. E bir de bu 24. 24 pi r kare bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız ne yaptı? 12 pi r kare yaptı. 12 pi r kare yaptı. r dediğimizde zaten 3 olduğuna göre burası 9 yaptı. 9'la da bunu çarptığımız kaç yaptı? 108 pi'ye yaptı arkadaşlar cevabımız. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Yani yapılabilecek bir soru. Sıkıntısız bir soru. Ama şu işlemi yapmaya üşendiyseniz. Yani eliniz çalışmazsa bazen soruların çözümlerine ulaşamıyorsunuz kardeşim. Değil mi? Evet bu sorunun cevabı 108 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2017 benzer sorusu arkadaşlar. Şimdi burada da benzerlikten gidebiliriz aslında ama Şuradaki alan şey verilmiş. A iken burası 3A verilmiş. Şu alanı bilmediğim için ya da şu uzunluğu bilmediğim için benzerlikten gitmek sıkıntılı olur. Çünkü benzer, hepsi yarım daire. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Hocam benzerlik oranı yarı çaplar oranına eşittir ya da çaplar oranına eşittir. Benzerlik oranı x bölü x artı 2 hatta bölü x artı 6 diyebiliriz. Ama ne uzunlukta ne de alanda. Şunların buradaki en azından ya uzunluk verilseydi bu alanları paylaştırabilirdim. Ya da alanlar vermiş olsaydı şuradaki e, uzunluğu da bulabilirdik arkadaşlar. Bunun karesi deyip alanları da böyle teker teker yerleştirebilirdik. Maalesef burada benze, benzerlik alan ilişkisini yapamayacağım. Sırf burası x ve burada kalan bilinmediği için. Bilinseydi tabii ki yapabilirdim. Evet bize demiş ki kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanın 3 katı olduğuna göre x kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki şuraya R'ye diyeyim buraya R'ye diyeyim. Arkadaşlar mavinin yarı çapı kaç yapıyor? Evet küçüğün yarı çapı şu küçüğün yarı çapı kaç? R. Mavinin yarı çapı kaç? R artı 1 mi yapıyor? Evet onu maviyle göstereyim isterseniz. Bunun yarı çapı R artı 1 yaptı. Çünkü 2R artı 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman. Bunun yarı çapı ne yaptı arkadaşlar? 2R artı 6 2'ye böldüğümüz zaman R artı 3 yaptı. Şimdi ben burada ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Buradaki alanlar oranı verilmiş. Ya da mavi alanın 3 katı. 3 çarpı mavi alan neye eşit? kırmızı alana eşit değil mi arkadaşlar? Çünkü burası A iken burası 3A. O zaman 3 çarpı mavi alan. Mavi alanı nasıl bulacağım? Şu yarım daireden küçük yarım daireyi çıkartacağım. Pi yarı çapı R artı 1'de. R artı 1'in karesi bölü 2 eksi. Pi R kare bölü 2. Eşittir kırmızı alan. Kırmızı alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Büyük yarımdan şu maviye ya yani şunun tamamını çıkartacağım. Yani pi r artı 3'ün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağım? Pi r artı 1'in karesi bölü 2'yi çıkartacağım. İşte 3 ile çarpılmışı buna eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Peki aslında buradaki bölü 2'leri direkt iptal edebiliriz. Hani hatta pi'leri de iptal edebiliriz. Pi bölü 2 parantezini aldığımızda bunlar birbirini götürüyor mu arkadaşlar? Götürdü. Peki burada şurayı bir açalım. Şurayı açtığımız zaman R kare artı 2R artı 1 eksi R kare olduğundan R kareler birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. E 3 ile de bunu çarptığım zaman 6R artı 3 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Sonra şunu açalım. R kare artı 6R. R kare artı 6R artı 9. Artı şu da R kare pardon eksi. R kare artı 2R artı 2 ama önünde hepsinde eksi var. O zaman burası da eksi burası da eksi olacak mı? Olacak. E hocam buradaki R kareler de birbirini götürdü. Çok güzel. E hocam buradaki 6 R'ler de birbirini götürdü. Very good. Eksi 2 R'yi öbür tarafa atalım. 2 R oldu burada. Artı 3'ü de buraya atalım. 5 yaptı. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaşlar X de 2 R'ye eşit olduğundan cevabımız da kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Evet yine bu kaleminizi yani elinizi çalıştırmalık bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz ÖSYM bazen böyle e, klasik dairenin tanımıyla yani e, dairenin alanını yap. Bir de bazen işlem yap yani vaktinizi çalacak sorularda böyle şey yapıyor. Aslında vaktinizi çalacak da çok da bir şey de yok. Sadece işlem kalabalığı varmış gibi gözüküyor ama aslında 1-2-3 satırda çıkıyor arkadaşlar sonra. Çok da sıkıntılı bir soru değil. Evet bu sorunun cevabı 5 çıktı geldik bir sonraki soruya. TET 2018. Aa hocam hemen yeni nesil sorulara geçeriz diye düşünüyorsunuz ama bundan önce de zaten gördüğünüz hep yeni tipte sorular vardı arkadaşlar. Ama ben bunu eski tip yazmışım. Ee, ÖSYM nasıl sordu bunu? Şöyle bir silecek vardı arkadaşlar. Şöyle bir silecek vardı. Bu sileceğin şu kısmı camı siliyor. Ee, bu kısmı camı silerken bu şu kadar hareket ettirildiğinde ne kadarlık yer silinir diye söylemişti bize sormuştu. Hocam camı silen kısmı burası ya. Yani şuradaki alan sorulmuştu bize. Evet ben de çözümü içerisinde bunu kullanacağım için arkadaşlar yani o sorunun çözümünde e, o soruda çok kolay bir soru aslında rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben buradaki soruyu klasik yaptım ve biraz daha e, aynı yoldan çözülüyor aslında ve biraz daha zorlaştırarak yaptım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD karesinin içine O merkezli yarım çemberiyle kareye K noktasında teğet olan O merkezli EF çember yayı çizilmiştir. Çok güzel. O merkezli yarım çember ve O merkezli şurada teğet olan. E arkadaşlar burada merkez varsa teğet varsa çektik. Bunun yarıçapı kaçtı arkadaşlar? Kaçtı? Kenar uzunluğu 4 birim olan kareydi değil mi? Kenar uzunluğu 4 birimse hocam burası da 2 birim burası da 2 birim 4 birim olduğundan yarı çap. E hocam burası 2 birim. E burası da ne oldu arkadaşlar? 2 birim. Tamam. Yani şurası aslında kaç? 4 birim. Tamam. 2 birim 2 birim diye yazalım isterseniz. Eyvallah. Peki hocam saçma sapan bir alan var burada. Biz alan Neyi biliyoruz alanda? Hocam daire dilimin alanını biliyoruz. E Daire dilimi oluşturmamız lazım o zaman değil mi gençler? Daire dilimini oluşturalım. En etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Tam daire dilimi oluşmadı. Burada oluştu ama e, bir de burada bir yarıçap çizecek olursam o daire dilimi oluştu. Nerede oluştu? Daire dilimi şurada oluştu arkadaşlar. E, bu daire dilimin alanından şuradaki daire dilimin alanı çıkartırsam şuradaki daire dilimli halkanın alanını bulmuş olurum. Hocam sen burada bak yarı çap çizdin ama yarı çarp çizdiğinde şunu diyorum ben hep. Ne? Yarı çarp çizdiğinde şurası 4 birim yarı çap uzunluğunu yaz. Burası da 4 birim. Peki hocam daire dilimin alanı bulurken bize açı lazım. Aa açı lazım deyince hemen özel üçgen var mı yok mu diye bak. Var tabii ki. Ne var burada? 90'ın karşısı 4 hangi açının karşısı 2'dir? 30. E o zaman burası 60 oldu. Aynısının laciverti. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı nedir burası? 30. Burası da 60 yaptı. E hocam burası 60 burası 60 ise buradaki açı 60 derece yaptı mı? Yaptı. O zaman arkadaşlar biz A alanını B alanını ve C alanını bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. A alanı burası. Burası B alanı. Burası da C alanı. Aslında şöyle baktığınız zaman arkadaşlar. Üçgenin alanından burası kaç? 2 kök 3. Burası da kaç? 2 kök 3. Aslına baktığınız zaman arkadaşlar A alanı ile C alanı birbirine eşit. Çünkü ee, dik üçgenin alanından 60'lık dilimi çıkartacağım. Dik üçgen alanından 60'lık dilimi çıkartacağım. Evet A alanı ile C alanı birbirine eşit. Onu bir yazalım. A alanı ile C alanı birbirine eşit. Ve üçgenin alanından üçgen alanından neyi çıkartacağız? 60'lık dilimi çıkartacaksın. Hadi çıkartalım bakalım. Üçgenin alanı nedir? 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2 değil mi? 4 çarpı pardon. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Eksi 60'lık dilim nedir arkadaşlar? pi r kare r dediğimiz 2 pi r kare e, 60 bölü 360 olacak o zaman burası ne yaptı arkadaşlar 2 kök 3 yaptı eksi 6 4 pi bölü 6 2 pi bölü 3 yaptı e o zaman a ile c alanını bulmuş olduk mu olduk peki b alanını da bulalım arkadaşlar b alanı neye eşit peki Bizim B alanında bakacak olursak dilimin alanından dilimin alanı çıkartacağım. Yani pi yarı çapı 4 olan dilimden 4'ün karesi çarpı 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Pi 2'nin karesi 60 bölü 360'ı çıkartacağım. Hocam şurası şunlar şunlar sadeleşse kaç yaptı? 6 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşse yine 6 yaptı arkadaşlar. Ee, 8 pi bölü 3 8 pi bölü 3 eksi 2 pi bölü 3 yaptı. O, 6 pi bölü 3'ten kaç yaptı arkadaşlar o zaman cevabımız? 2 pi yaptı. B alanı da belli. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? A artı B artı C isteniyor. Taralı alan arkadaşlar. E zaten <laughs> A artı C belli. A belli. 2 kök 3 eksi 2 pi bölü 3 artı B alanı belli. 2 pi artı C alanı da belli. A ile C birbirine eşitti. 2 kök 3 eksi 2 pi bölü 3. O zaman burası da ne yaptı arkadaşlar? Toplam şurası 4 kök 3 yaptı değil mi? Evet. 4 kök 3. Bir de şu pi'leri halledelim isterseniz. Şu eksi 2 pi bölü 3 eksi 2 pi bölü 3 eksi 4 pi bölü 3 2 pi'den de 4 pi bölü 3'ü çıkartırsam 2 pi bölü 3 mi geliyor? Aynen öyle. 2 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 4 kök 3 eksi 2 pi bölü 3 yaptı. Valla işlem hatası yaparsam hiç kusura bakmayın. Zaten bak bir saatten beri video çekiyorum. Bir de e, bir sürü dersten sonra geldim buraya. Kusura bakmayın arkadaşlar video içerisinde olabilir ki oluyor da sıkıntı yok. Ve yeter ki mantığını anlayın yeterli. E, doğru olan yanlış yaptığım cevaplarda da doğru olan cevabı e, açıklama kısmına yazarsanız sevinirim. Tamam. Evet bu soru Güzel bir soru. TYT 2018'in çözüm yöntemine benzer bir soruydu arkadaşlar. Cevabımız ne çıktı? 4 kökü 2, 2, pi bölü 3 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. E, TYT 2019'daki bir benzer soru. Yarı çapı R olan bir dairenin çevresi bir çemberin çevresi 2 pi R yarı çapı R olan bir daire alanında pi R kare formülüyle bulunur demiş. Eyvallah. Şekildeki R yarıçaplı çeyrek daireyi tam olarak bir kez çevreleyen ip 4 eşit parçaya bölünmüş. Bu parçalardan biri yarı çapı R olan çeyrek daireye de tam olarak bir kez çevriliyor. Ha tamam. Benzerlik arkadaşlar. Niye? arkadaşlar çeyrek dairelerin hepsi birbirine benzer değil midir? E benzerdir. Benzerlik oranı bu 4, 4 parçaya ayrılmış ip. Bir tanesiyle bu yapılmış. Benzerlik oranı kaç burada arkadaşlar? Benzerlik oranı 1 bölü 4 değil mi? Evet. E, benzerlik oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranının karesi alan oranına eşit değil midir? Yani cevabımız kaç yapacaktır? 1 bölü 16 yapacaktır. Niye olabilir diye sormuşuz arkadaşlar olabilir. Niye olabilir diye sormuşuz arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 16 olabilir cevap. 16 bölü 1 de olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet bu soru da çok kolay bir soruymuş. Geldik. AYT 2019 benzer sorusuna. Evet. Nurtaç. Nurtaç hocam selamlar. E, bilmeyeniniz yok herhalde Nurtaç Hocayı değil mi? Youtube'da geometri geometriyi dersi anlatan diğer hocamız. Sevgili dostum senin adını vermek istedim. E, senin adını verdiğim solda kaliteli olsun değil mi? Bir kağıda dik üçgen biçimin dik üçgen çizip. Haydi bakalım biz de bir dik üçgeni çizelim bakalım şöyle. Dik üçgeni çizdik. Şöyle bir dik üçgeni çizdik. Eyvallah. Sonra köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen 3 tane eş daire çizmiştir. 3 tane eş daireyi de çizelim arkadaşlar. Hop şöyle 1 Hop. Köşeleri merkez kabul eden 2. Hop. Köşeleri merkez kabul eden 3 tane eş daireyi çizdik. Evet. Şimdi Nurtaç herhangi iki daire üzerinde seçtiği noktalar arasındaki uzaklığın en çok 10, 12 ve 14 birim olduğunu söylüyor. Hocam en fazla uzaklık nedir? Hipotenüs üzerindeki çemberler üzerindeki uzaklık değil midir? Evet. O zaman 14'ten başlayalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. İki çember arasındaki en kısa uzaklık istenildiğinde ne yapıyorsunuz? Merkezleri birleştiriyorsunuz. İşte tam olarak şu uzaklık en kısasıdır. En fazla uzaklık nedir? Yine merkezleri birleştirdiğinizde hocam burasıyla burası arasındaki uzaklık yapar. En fazla uzaklık. E o zaman buraya baktığımız zaman arkadaşlar e herhangi iki daire üzerinde seçtiği iki noktalar arasındaki uzaklığı en çok en çok arkadaşlar şu merkezleri birleştirdiğin zaman şu ve şu yani şurası değil midir gençler? Evet şu aradaki mesafe Tabii ki 14 hipotenüsü de katacak olursak en fazla burasıdır. En fazla buradaki uzunluk kaçmış arkadaşlar? 14'müş. Sonra diğerleri de arkadaşlar. Diğer iki daire arasında aldığında kaçmış? Bu diğer iki daire arasında aldığında bunlar da RR diyecek olursak arkadaşlar. Buradaki uzunlukta kaçmış? 10'muş. Hocam şuraları alacak olursam buralardaki uzunluk kaçmış şöyle bakacak olursak. Buraları da 10 2 birimmiş. Peki hocam şurası da R, burası da R ya. E aslında şuraya ne kaldı o zaman? Dik üçgenin kenarı lazım olacak bana. E 12'den R, R çıkarttık. 12 eksi 2 R'ye kaldı buraya. Hocam burası 11'im. 11'imden 10 R, R çıkarttım. Şuraya ne kaldı o zaman? 10 eksi 2R kaldı. E hocam burası da ne olacak? Şöyle bakacak olursak. 14'ten 2R çıkartacağız. Burası R, burası R. 14 eksi 2R oldu. Aa, ben artık R'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Pisagor bulun. Pisagor bağıntısından 14 eksi 2 R'nin karesi eşittir. 10 eksi 2 R'nin karesi artı 12 eksi 2 R'nin karesi derim ve işlem 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 yaparım sonuca ulaşırım. İşlem işlem işlemi duyan anladı olayı. Hisset kardeşim. Ama hocam hiç sayı yok ki. E burada bir 6, 6 olsa ya da 8 olsa 8, 15, 17 diye şey yaparız. Ya da 7 olsa 7, 24, 25 diye şey yaparız. Ama dikkat et hiç sayı olmadığı zaman da şuna bak. Ardışık artan bir üçgen gelse kesinlikle 3, 4, 5'in katıdır. Mesela 3, 4, 5. 2 katı nedir? 6, 8, 10. 3 katı nedir? 9, 12, 15. Bak 3 katı 3'er artıyor. 4 katı 4'er artan. 5 katı 5'er artan. Şer artan üçgen diyoruz zaten arkadaşlar. E şurada da 10, 2, 12, 2, 14, 2. Li. Bu 2 şer artan üçgen değil mi? E, i̇kişer artan üçgen nedir arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgenidir kesinlikle. 6, 8, 10 üçgenidir. Yani sen R yerine 2 yazdığında ya da bu işlemi yaptığında R'yi 2 bulacaksın zaten. Sen R yerine 2 yazdığında gerçekten 14 dört eksi 4'ten 10. 2 yazdığında 12 eksi 4'ten 8. 2 yazdığında 10 eksi 4'ten 6. Çıktı mı? Çıktı. Çok güzel. Bize ne diyor? Buna göre dairelerin içinde kalıp üçgenin dışında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Oy daha da zorlaştırmışız. Dairelerin içinde kalan ve üçgenin dışında kalan bölgelerin alanı. Arkadaşlar şu bölgenin alanı. Şu bölgenin alanı. Şu bölgenin alanı. Ve şu bölgenin alanı isteniliyor bizden. Eyvah eyvah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Aslında şey yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi çözük bir PDF'de olsun diye ben şey yapacağım. şey şey derken halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurası alfa dersem, şuraya bir beta dersem, hocam ben bu dairelerin alanını bulmak için şuradaki açı artı şuradaki açı artı buradaki açı toplamını bulursam yarıçaplar aynı olduğu için toplamını bulursam olay bitti. Peki alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ben 90 derece olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar şuradaki açı nedir? Şu açıyı ne diyebiliriz? 360 eksi alfa. Hocam buradaki açı 360 eksi beta. Buradaki açı da kaç derece? 270 derece. Hocam bu açılar toplamını bulursam olay bitti. E yazalım bakalım o zaman o açılar toplamını. 270 artı 270 artı 360 eksi alfa artı 360 eksi beta yaptı. Hocam bu 270 artı 360 artı 360 eksi parantezin aldığım zaman alfa artı beta yaptı. E hocam alfa artı beta zaten kaçtı? 90'dı. 270'ten 90 çıkarsa kaç oluyor arkadaşlar? 180. O zaman 180, 360, 360, 720 bir de 180 eklersem 900 mü yapıyor? Evet. E açılar toplamın 900'ü bulduysam 900'lük bir Dilim alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Yani pi kare. r kare. R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2. Alanı hesaplıyoruz şimdi. Pi r kare 900 bölü 360 hepsini ayrı ayrı bulacağımıza yarı aynı olduğundan dolayı e, toplam açılar o toplam dilimi verecektir arkadaşlar bana. Pi r kare 900 bölü 360 cevabı eşit olacaktır arkadaşlar. E o zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bu buradaki 4 ile buradaki 360 sadeleşince kaç yaptı 4 ile 360 sadeleşince 90 yaptı. 900 bölü 90'dan kaç yapıyor o zaman cevabımız? 10 pi yapıyor arkadaşlar. Evet işlem hatası yaptık mı? Yapmadık galiba değil mi? Evet. 4 ile 360 sadeleşince 4 kere 936 evet 90. 90'ı e, 990'a böldüğümüz anda kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Bir de başında da pi var. Cevabımız 10 pi oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM nasıl sordu bunu? Hocam çemberler arasındaki en kısa mesafeleri vermişti orada. ben de en uzaklarından bahsettim. Tamam. Evet, böylelikle şu soruya da geldik. AYT 2020 ve benzer sorusu. AYT 2020 ise benzer sorusu arkadaşlar. Alan taşımayla ilgili yap yapılabilen bir soruydu. Ben de böyle bir soru yazdım. Bakalım nasıl bir soru. Yukarıdaki şekilde yarıçapı 2 birim, 6 birim olan A ve B merkezli çember yayları. Bakın 6 birim olan yarıçapı A çemberlerinde de B çemberlerinde yarıçap 6. E hocam burası 6 iken bak burası da 6. Bak bu A merkezinde yarıçap 6. E yarıçap 6. Bak M merkezine en etkili selam diyarıçap çizmek al sana 6. E hocam burada da yarıçap çizmek al sana 6. E bitti. Ne çıktı burada? A merkezinde yarıçap 6 ya. Hocam eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu. Hocam eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 çıktı. Aa hocam soru çıktı aslında. Niye? Şu 60'lık dilim artı bu 60'lık dilim dersek soru direkt çıktı. Ben niyeyse şeyi yazamamışım bu sefer. Ee, alan taşımayı yazamamışım. Ama alan taşıyarak da yapabiliriz söyleyeyim. Ee, burası da 6 değil mi arkadaşlar? Evet eşit girişlerine ait alanlar birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. O zaman ben şuradaki alanı iptal edip 6'lık girişteki bu alanı iptal edip şuraya taşıyabilirim arkadaşlar onu. Yani şu alanı geldim buraya taşıdım. Taşımak zorunda da değilim. Onu da söyleyeyim. Hani sırf taşımayı göstermek için. Çünkü. çünkü eşit girişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşitti arkadaşlar. E o zaman ne oldu? Taralı alan şu gidince şurası yaptı. Kaçlık dilim yaptı? 120'lik dilim yaptı direkt. Yani pi r kare 120 bölü 360 oldu arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yaptı? 12 pi yaptı. Evet böylelikle arkadaşlar ee, çember dairede alanla ilgili sınavda çıkmış soruları bitirmiş bulunuyoruz. Ama ben bir tane de ekstradan böyle bir soru ekledim. Bu soru da bizim eski şeye benziyor. Hani bir tane kare sorusu vardı. Bir kare vardı. Şöyle küçük karelere ayırmıştı böyle. Şu küçük kareleri ayırıp da ne yapmıştı arkadaşlar? Şöyle küçük kareleri ayırıp da şurada bir tane daha K1 karesi oluşturmuştu. Hatırlarsanız. E ben de burada onu daireye çevirdim. Eski soruları genelde ÖSYM çok seviyor. Başka bir konuya çevirmeyi çok seviyor. Buna en güzel örnek hani bu e, halı örneği. Ben televizyon üstündeki örtüyü e, halı örneğine dönüştürmüştüm. Hatırlarsanız. Halı örneğini çemberde uzunluktaki halı örneğine dönüştürmüştüm ve aynı sınavda çıktı güneş patma sorusu olarak. Bu sefer de karedeki soruyu böyle dönüştürdüm. Bakalım nasıl bir soru. Çevresi A birim olan 6 tane eş daireye e, daire alttan eş daireye ayrılıp bu dairelere teğet yeni bir D1 dairesi oluşturuluyormuş. Hmm. Bu dairede alt içine alt tane eş daire çizeceğim. Ve bu altı eş daireye teğet olan daireye biz D1 diyeceğiz. Sonra daha sonra D1 dairesi de benzer bir şekilde ayrılıp D2 dairesi elde ediliyor. Şekil de. Bak şu kırmızı daireyi de içine alttan eş daire çizeceğim. Ve bunlara teğet daire de burası oluyor arkadaşlar. D2 dairesi de benzer biçimde ayrıldığında D2 dairesine de aynı hamleyi yaptığımda 6 tane daire çizeceğim arkadaşlar. 4, 5, 6 ve içine de ne koyacağız arkadaşlar? İçine de yine bir bunlara bunlara teğet bir daire koyacağım. Bu da D3 oluyormuş arkadaşlar. Evet D3 dairesinin alan 4 pi olduğuna göre A kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şu şekli bir yorumlayalım. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir, merkezleri birleştir, merkezleri birleştir, merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir merkezleri birleştir merkezleri birleştir. A hocam yarıçapları R R dersek yani şunun yarıçapına R dersem büyük R diyeyim. E, düzgün altıgen çıktı. E, biz bir de aynı şekilde arkadaşlar şu büyük daireyle e, şuradaki küçük daire de birbirine teğet olduğu için şunu da birleştirebiliriz. Bu da doğrusal olacak. Hatta bu ne oldu arkadaşlar? Burada bunu da birleştirebiliriz böyle. Bunu da birleştirebiliriz. Bunu da birleştirebiliriz. Bunları da böyle birleştirdiğimiz zaman ne geldi arkadaşlar? Düzgün altıgenin hatta şeyleri gelmiş oldu. Şunlar eşkenar üçgenler olmadı mı arkadaşlar? Bak burası taraya, burası taraya, burası taraya, burası taraya, şurası taraya, hatta burası taraya. Bu 6 eşit parçaya böldü. Yani burada kaç 60 derece eşkenar üçgen çıktı mı çıktı? Burası taraya, burası taraya, burası taraya. Aa işin esprisi ne oldu. Büyük dairenin yarıçapı 3R iken bunun yarıçapı 3R iken küçük dairenin yarıçapı kaç yaptı arkadaşlar? Oluşturduğumuz r yaptı. He, demek ki ben bunu böyle yaptığım zaman şuradaki daireye teğet 6 tane eş daire çizip ve bu 6 eş daireye teğet bir çember çizdiğim zaman ilk baştaki daireyle ortadaki o çizdiğim d1 dairesinin dairesi arasındaki yarıçaplar oranı ne oluyormuş arkadaşlar? 1/3 bölü 3 oluyormuş. E o zaman ben buraya D1, D2 ve D3 dairesi diyeyim. Çünkü D3 dairesinin yarıçapından D3 dairesinin alanından bahsetmiş. D3 dairesinin yarıçapı R ise arkadaşlar bunun yarıçapı R ise D2 dairesinin yarıçapı ne oluyor arkadaşlar? 3R olacak. Peki D2'den D1'e geçiş ne olacak arkadaşlar? Yine bu e, bununki de 3R'ye buldum arkadaşlar. Bakın bununki 3R. Bununki 3R iken buradan kırmızıya geçiş ne olacak? 9R olacak. O zaman D1 dairesinin yarıçapı 9R olacak arkadaşlar. E D1 dairesinin yarıçapı 9R iken de şu normal dairemizde olacak arkadaşlar? 27R olacaktır sevgili gençler. 3 katı. Çünkü hep 3'te 1'i yarıçapı iniyor. 3'te 1'ine iniyor. Peki adam bize D3 dairesinin alanını 4 pi birin kare edememiş mi? Yani pi r kare. D3'ün yarı çapına r dedim ya küçük r. Pi r kare 4 pi ise r'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? R buradan 2 geldi. Evet R buradan 2 geldiyse 27 R kaç yaptı arkadaşlar? 54 yaptı. Bizden ne isteniyor? Buna göre A kaçtır? A kaçtır? Neydi A? Çevresi A birim olan daire. Şu dairenin çevresi A birim. Evet A birim şu yarı çapı 54 olan yarı çapı 54 olan dairenin çevresi. Yani 2 pi R olmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? 2 pi R. İşte yarıçapı 54 olan dairenin çevresi 2 pi ile o da a'ydı. O da kaç yaptı o zaman? 108 pi yaptı arkadaşlar. Cevabımız 108 oldu. Zor bir soru mu? değil. E, yapılabilecek bir soru. Hoş bir soru. Hatta oradaki kare sorusu da yani ÖSYM'nin sorduğu kare sorusunda öyle çok zor bir soru değildi. Bu mantıkta daire ile ilgili böyle bir soruda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Demedi demeyin. Bu da benim joker sorum olsun. Haberiniz olsun. Evet böylelikle ne yaptık gençler? Bitirdik mi? Evet aynen öyle. Bitti gençler. Dairede alan sorularını da bitirdik. Öseğime benzeri soruları çözümlerini bitirdik. Evet çemberde uzun, çemberde açı, çemberde uzunluk, da, e, dairenin çevresi ve dairenin alanı konularında bayağı bir soru çözdük. Ve bayağı kaliteli sorular çözdük. Arkadaşlar buradaki soruları bakın. 2018'den önceki sorular da görüyorsunuz kaliteli sorular. Gerçekten şöyle bakacak olursak çok kaliteli sorular var arkadaşlar. Çok güzel sorular var. Sözel sorular olsun, şey sorular olsun, ilginç sorular olsun böyle. Ben şunu söylüyorum. Yani buradaki soruları çözüp anlayan arkadaş sınavda çıkacak daireyle ilgili soruların hepsini çok rahat bir şekilde çözebilir. E burada çözüm olarak da güzel bir şekilde açıklamaya çalıştık. E şey olarak da mantığını da çok güzel bir şekilde açıklamaya çalıştık. Ya bu mantığın çok üst düzeyi sınavda gelir mi? Gelmez gelse bile yani... Buradaki soruları yorumladıktan sonra artık karşınıza ne sorusu gelirse gelsin rahat bir şekilde yorumlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet gençler daire serisini bitirdik. Bundan sonraki seride ne olacak? Artık hangisi daha önce hazırlanırsa ya analitik ya katı cisim olacak arkadaşlar. Ee, biliyorum Analitiği çok bekliyorsunuz ama hala da yazmayla cebelleşiyorum. Ee, elimden geldiğince hızlı olmaya çalışacağım. Sınavdan öncesini karşınıza getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu hem analitik hem de katı cisimi haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle bu serinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda artık hangi seri olur? Analitik ya da katı sim serisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.